genellikle Osmanlı tarihinin kaynakları üzerinde bilgimiz azdır. Daha evvel konuşmuştuk. Türk milletinin kendisi Türk dilinde Osmanlı tarihlerini aşağı yukarı 15. yüzyıl ortalarında yazmaya başlamıştır. Bildiğimiz Aşık Pasazade, Solakzade, Oruç Bey veya Cihan Nüma'nın sahibi Mehmet Neşri gibi müverrihlerimiz hepsi bu yüzyılın adamlarıdır. Üsluplarındaki arkaizmlik, yani eskinin çeşnisi ve bazı halde rivayetle karışık gibi görünen bilgiler bizi yanıltabilir. Bunlar tarihte her zaman gerçeği yansıtmasalar da bazı tarihçilerin iddia ettiği gibi tamamen efsanede değildir. Coğrafi tetkiklerle ve yan kaynaklarla doğrulanmaları gerekir. Halil İnalcık Hoca gibi tarihi bilgileri geniş coğrafya tetkikleriyle üşenmeden tetkik eden tarihçiler bunun böyle olduğunu doğrulamaktadır. Her halükarda eski kronikler dediğimiz eski, en eski ve kaynameler, ortaçağ kaynakları hiçbir milletin tarihinde masa başı tetkiklerle doğrulanıp değerlendirilemez. Bunun için bir de o milletin tarihine ait olmayan başka tarihi kaynakları kullanmak gerekir. Osmanlı için bunlar Bizans kronikleridir, İbn Hacer gibi çağdaş Arap kronikleridir ve nihayet çoğunu tanımadığımız Papalık, Cenova, Floransa ve özellikle Venedik arşivlerindeki relazione dediğimiz raporlardır. Özellikle en eski Vatikan arşivlerinin çok uzun bir zamanın henüz bilgimiz haricinde olduğu bir gerçektir. Osmanlı tarihi ve kaynamelerdir. Bu ve kaynamelerin ortak özelliklerini çizmek son derece de zordur. Ama asıl önemlisi 19. asırda Ahmet Cevdet Paşa gibi asrın dahisi, uslup ve bilgi sahibi bir tarihçimizle modern tarih ilmine, tarih yazımına adım atmış sayılabiliriz. Peki onun dışında Osmanlı tarihini ecnebiler yazmadı mı? Hiç şüphesiz ki Busbeck gibi, Dernschwan gibi, Gerlach gibi Alman, bir takım Fransız, mesela Bertrand Bon de la Broquière gibi Fransızlar, bazı İtalyanların yazdıkları seyahatnameler çok önemlidir. Hatta Giambattista Toderini, Lettura Turchesca, Türk Edebiyatı gibi edebiyat derlemeleri de vardır. Ama her şeye rağmen modern anlamda geniş kaynaklara ve Türkçe kaynaklara dayanan tarihçilik bizde 18. asırda başlamaktadır. Bizde dediğim aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun, Osmanlı kültürünün içinde yetişmiş, bunun tadına varmış bir Romanyalı'dan bahsediyorum. Boğdan Prensi Dimitri Kantimir. Kantimirler Boğdan'ın yüksek de değil, orta derecedeki aristokrat bir ailesinden gelmektedir. Fakat prensin kendi iddiası da Han Timir diye, kendisinin Kırım Hanlığından gelen bir asilzadenin, giraylara isyan eden bir mirza soyundan geldiğini iddia etmesiyle ilgilidir. Her halükarda 17. yüzyılın sonunda Boğdan idaresi, Boğdan'ı yönetmek Kantimir ailesinin elindedir. Bunlar padişah tarafından tayin edilen beylerdir. Ve imtiyazlı beyliklerin başındaki ailelerin veliaht mesabesindeki, prens mesabesindeki gençleri adeta bir rehin olarak başkentte tutulur.
Osmanlı saray çevresinde yetişkin ilmi muhitlerde, münevver muhitlerde bunların Türkçe öğrenmelerine, Türk adetlerini edinmelerine, Türkleri tanımalarına dikkat edilirdi. Bu Kırım hanlarının soyu için de geçerliydi. Dolayısıyla İstanbul'daki Yüksek Osmanlı muhitinde bu kültüre, bu ideolojiye tabi olmaları sağlanırdı. Bu bir nevi rehin işlemi olduğu gibi de bir nevi bir edukasyon santimental, zihni bir eğitim süreciydi. Dimitri Kantemir'de 1687'de yani aşağı yukarı 11 yaşındayken İstanbul'a geldi ve müteferrika zümresinden olarak şehirdeki Boğdan Sarayı'na yerleşti ve sarayın ve idarenin kontrolü altında münevver insanlarla düşüp kalkmaya başladı. Bunlar Nefioğlu gibi Türk münevverleriydi. Yanyalı Esat Hoca dediğimiz eski Galata kadısı. Hem Rumca bilir hem Latince öğrenmişti. Her iki Türk de Latince biliyorlardı. Ve tabii Fenerli beylerden Mavrocordato kardeşler, Aleksandro ve Nicolo Mavrocordato kardeşlerle ahbap oldu. Kadere bakınız ki Prut Cengi'nden sonra devlete ihanet edecek olan Dimitri Kantemir Rusya'ya sığınır ve Boğdan Beyliği artık mahalli bayarlara değil Fenerli beylere, ön planda da Nicola ve Aleksandro Mavrocordato kardeşleri bırakılır. Bu muhitte bilhassa Patrikhane nezdinde Yunancasını geliştiren, Latincesini hiç şüphesiz kendi evinde öğrenen, Fransızca, Almanca, İtalyanca gibi dillere vakıf ve çok derin bir şekilde Şark dillerine ilgi duyan Dimitri Kantemir İstanbul'da çok iyi yetişir. Aşağı yukarı 1710'a kadar iki devre burada kalmıştır ve o dönemdeki İstanbul'un birçok seçkin Osmanlı münevveriyle de yakından dost olabilmiştir. Dimitri Kantemir'in en önemli özelliklerinden birisi de tıpkı Enderun'da bulunan Albertus Bobovius yahut Ali Ufki Bey gibi Türk musikisine hayran olması, aşina olması ve bu konuda bir eser yazıp Sultan 3. Ahmet'e takdim etmesidir. O kadar ki Dimitri Kantemir'in Türk musikisi üzerindeki gayretleri zamanımızda Yalçın Tura gibi, Murat Bardakçı gibi, tabii Yılmaz Öztuna Üstad gibi Türkologlar dışında asıl Eugeni Popescu Iudets diye halen berhayat olan ve çalışan muhterem bir Romanyalı müzikolog hanım tarafından yürütülmektedir. Bunlardan da anlaşılıyor ki 18. asrın gerçekten beynelmiler değerde bir alimi ve münevveri olan Dimitri Kantemir Türk musikisinin de merbut, hayran ve müdekkik adamlarından biridir. Paris'teki Saint-Geneviève kitaplığının duvarlarında dünya medeniyetini sürükleyen büyük adamların isimleri kazılıdır. Kantemir